Değerli arkadaşlar, bu dersimizde 10. sınıf tarih dersinde 5. ünite olan Dünya Gücü Osmanlı Devleti ve bu ünitenin bir diğer konusu Osmanlı Devleti'nin ekonomik politikaları, bu konu üzerinde durmaya çalışacağız ve bu konunun bir diğer alt başlığı bir açıdan Osmanlı Devleti'nin izlediği kapitülasyon siyasetidir. Tabii kapitülasyon tabiri genelde Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya tanıdığı bazı ayrıcalıklarla birlikte bu tabir kullanmıştır. Ondan önce de Osmanlı Devleti'nin bazı ülkelere tanıdığı ekonomik ayrıcalıklar, imtiyazlar vardı. Ama bu daha çok kapitülasyon şeklinde tanımlanmamış. Ama Kanuni döneminde artık kapitülasyon şeklinde tanımlanmıştır. Böyle de bir kavram karmaşası olduğu söylenebilir. Biz yine de genel olarak kapitülasyon adını vereceğiz. Tabi Osmanlı Devleti'nin izlediği bu kapitülasyon siyasetinin, yani ayrıcalık verme, bazı ülkelere ayrıcalık verme, ki bu genelde güçlü devletlerin yapacağı bir politikadır. Zayıf devletlerin bu şekilde politika izlemeleri onlar için ileride çok büyük zararlar doğuracaktır. Bu da Osmanlı'nın güçlü olduğunun göstergesidir. Tabi bu siyasetin amacı mali ve siyasi bazı çıkarlar elde etmektir ki mali amaç bu dönemde Osmanlı ülkesinden geçecek olan ticaret kervanlarının ki bu karayoluyla ağırlıklı olarak bunun dışında deniz yollarında da yararlanmış olabilir. Buradan yararlanan ülkelerden transit ticaret yoluyla vergi almak ve bunu hazineye gelir sağlamaktır. Bunun için bu açıdan önemlidir. Ayrıca işte ithal edilen ürünlerden, ihraç edilen ürünlerden vergi alarak bu şekilde hazineye gelir sağlamaktır. Birinci amaç budur. Tabii ikinci amaç da siyasi amaç oluyor. Tabii siyasi amaç daha çok Osmanlı Devleti'nin kendi emniyetini ve güvenliğini sağlamaya dönük bir çaba olduğunu görüyoruz. Tabii bunda da en önemli etken Osmanlı'nın özellikle Batı'ya yaptığı seferlerde Batı ülkelerinin kendi aralarında oluşturabilecekleri birliği, Haçlı Birliği'ni, Hristiyan Birliği'ni önlemeye dönüktür. Onun için de hem siyasi hem de mali ekonomik amaçlı kapitülasyonların verildiğini görüyoruz. Tabii kapitülasyon özellikle Hristiyan devletlere dostluk ve sadakat sözü vermeleri şartıyla Osmanlı Devleti'nde ticari faaliyetlerini avantajlı şekilde bir açıdan yürütmelerini sağlayamaya dönük imtiyazlardır. Tabii bu imtiyazların bir kısmı padişah döneminde has uygulanmış ama daha sonraki yıllarda değişiklik yapılmadan sürekli hale de getirilmiş. Bu şekilde de bir siyaset izlenmiş. Tabii Osmanlı'nın özellikle zayıfladığı dönemde kapitülasyonlar artık Osmanlı'ya zarar vermeye başlamıştır. Tabii Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon siyasetini iki dönem halinde görebiliriz. Bu dönemlerden birinci dönem ilk defa Osmanlı'nın 1352'de ve Ceneviz Cumhuriyeti'ne tanıdığı ilk kapitülasyonlardan Mısır'ın fethine kadar uzanan bir dönemi kapsıyor. Buna biz birinci dönem kapitülasyonlar diyebiliriz. Bu dönemde özellikle Cenevizler ve Venediklere de 1384 ve 1387 yıllar arasında kapitülasyonlar tanınmıştır. Daha sonra bu kapitülasyonlar diğer hükümdarlar zamanında da tabii bu kapitülasyonlar 1. Murat, işte ilk Cenevizlere tanınan Orhan Bey, daha sonra 1. Murat döneminde tanınmış ve daha sonra bu kapitülasyonlar Çelebi Mehmet, 2. Murat ve Fatih döneminde de devam ettirilmiştir. Tabii Fatih Sultan Mehmet Venediklerle girdiği savaşta işte 1463-1476 yıllarında yaklaşık 79 yıllarında pardon 16 yıl devam eden savaşlar vardı. Bu savaşlar sırasında bu sefer Fatih Venediklere tanıdığı imtiyazları bu sefer Floransa'ya tanımıştır. Yani Venediklere karşı Floransa'yı desteklemiştir. Birinci dönemdeki Osmanlıların Avrupa ile olan ticaretinin büyük bir bölümü Ceneviz ve Venediklerle yapılmıştır. Çünkü Akdeniz'de o dönemde etkin olan ticaretle uğraşan devletler, denizci devletler Venedik ve Cenevizli. Dolayısıyla daha çok onlarla ticaretin yapıldığını görüyoruz. Şimdi kapitülasyon siyasetinin ikinci dönemi ise Mısır'ın fethiyle başlamıştır. Özellikle Suriye ve Mısır'ın fethiyle kapitülasyonların değeri daha da artmıştır.
Çünkü bu dönem aynı zamanda coğrafi keşiflerin yapıldığı ve Ümit Burnu yolunun bulunmasıyla yeni ticaret yollarının da kullanmaya başladığı bir dönemdir. Onun için de Mısır ve Suriye'nin fethi bir açıdan Osmanlı için önemlidir. Tabi uzun vadede Mısır'ın ele geçirilmesi Osmanlı için ekonomik anlamda çok getiri sağlamamıştır. Çünkü ticaret yolları değişince Akdeniz'in önemi azalmış. Tabi Osmanlı da bunun tekrar canlandırılması için uğraşmış ki Fransızlara kapitülasyonların verilmesinin de en önemli sebeplerden birisi buydu. Ki tekrar Mısır'ın fethine dönersek Yavuz 1517'de Memlük Sultanlar tarafından Venedik'e, Katalan ve Fransızlara verilen kapitülasyonları yenilemiştir. Böylece Fransızlar da artık Osmanlı topraklarında ticaret ayrıcalığı elde etmişlerdir. Böylece Fransa'yı yanına çekerek Avrupa'da bir Haçlı Birliği oluşmasını önlemeye çalışmıştır. Nihayet Fransa'ya ilk gerçek kapitülasyon 1569 tarihinde Venedik kapitülasyonları örnek alınarak verilmiştir. Bu imtiyazlar sayesinde Doğu Akdeniz'de Fransız ticareti hızla gelişme göstermiş ve Venedik'in Doğu Akdeniz'deki hakimiyetinin yerini Fransa almıştır. Tabi bu arada İspanya ile mücadele halinde olan İngiltere, ki İngiltere de yavaş yavaş coğrafi keşiflere katılmış ve dolayısıyla o da okyanuslarda etkinliğini artırmaya başlamıştır. Bu sebeple İngiltere Osmanlılar Avrupa'da dengeyi sağlayabilecek bir güç olarak görmüş ve Osmanlı'ya yakınlaşmıştır bu dönemde. Ve bu yakınlaşma sonucunda da 1587 yılında İngiltere'ye de kapitülasyonlar tanınmıştır. Dolayısıyla kapitülasyonların sınırı bu şekilde genişlemiş oldu. Doğu Akdeniz'de İngiliz bayrağı altında ticaret yapan ve İspanya ile mücadele eden Hollandalılara da yine 1512'de bazı ticari imtiyazlar verilmiş ve böylece Osmanlı Devleti hem İspanya ve Portekiz gibi devletlere karşı denge kurmaya çalışmış hem de Akdeniz limanlarını canlandırmaya çalışmıştır. Fakat uzun vadede bu çabalar yeterli olmamıştır. Tabi 1535'te Fransızlara tanınan kapitülasyonların en önemli amacı daha önce de ifade ettik. Avrupa Hristiyan Birliği'ni bozmak, Akdeniz limanlarını canlandırmak ve Fransız ticaret limanlarında da faydalanmaktı. Bu amaçla bu kapitülasyonlar verildi ama zamanla kapitülasyonların sınırlarının genişletilmesi, farklı ülkelere verilmesi ve 1. Mahmut zamanında 1740 yılında da kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi ve 1838 yılında da Balta Limanı Anlaşması'yla İngiltere'ye çok geniş kapsamlı kapitülasyonlar verilmesi Osmanlı Devleti'nin aleyhine olmuş. Ancak Lodan Anlaşması'yla kapitülasyonlar kaldırılmış ve böylece kapitülasyonların zararlı etkilerinden kurtulunabilmiştir.